Hepinize iyi günler diliyorum. Beşiktaş Kulübü adına Sayın Kurum'un kurumumuzu ziyaret etmesi, 120 yıllık Beşiktaş'ı ziyaret etmesi bizler için fevkalade anlamlıdır. Kendilerine İstanbul Belediye Başkanlığı yarışında camiam adına başarılar diliyorum. Bu ziyareti fevkalade anlamlı oldu. Kendilerine 100. yıl formamızı hediye ettik. Kulübümüzle ilgili bilgiler verdik. Katılacağınız bu yarışmada size başarılar diliyorum Sayın Kurum. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli başkanıma ben de çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensuplarımız, kıymetli İstanbullu hemşehrilerim, ben de öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün kulüplerimizi ziyaret ediyoruz ve şu anda kıymetli başkanımın da ifade ettiği gibi ülkemizin en köklü kulüplerinden olan Beşiktaş Spor Kulübü'ndeyiz. Hasan Başkanım yönetimiyle çok güzel istişarelerde bulunduk. Ve öncelikle kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Burada Beşiktaş'ımız ülkemizin en güzide kulüplerinden biri. Başkanımın da ifade ettiği gibi 120 yılı aşkın bir maziye sahip ve Büyük Beşiktaş taraftarının da siyah beyaz aşkını hepimiz çok iyi biliyoruz. Tabii Beşiktaş'ımız ülkemizde bilhassa futbol alanında büyük başarılar kazanmış. Ülkemize ay yıldızlı bayrağımızı gururlandırmış, taraftarını gururlandırmış, milletimizi gururlandırmış bir kulübümüz. Bu manada da İstanbul'un, ülkemizin en önemli spor kulüplerinden bir tanesi. Bizler de Beşiktaş'ımız gibi ülkemizin marka değeri olan tabii spor kulüplerinin hep yanında olmaya gayret gösterdik. Hem bakanlığım döneminde hem genel müdürlük yaptığım dönemde de değerli arkadaşlar spor kulüplerinin bizden bir talebi ihtiyacı varsa bir telefon kadar yakın olduk. Bunu da bugün kıymetli başkanıma ifade ettim. Tabii bakanlık döneminde TOKİ başkanımız eliyle biz ülkemizde UEFA standartlarına uygun şekilde 19 tane stadyum inşası gerçekleştirdik. Yine birçok spor salonu, çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapacağı merkezlerin inşasını yaptık ve yine İstanbul'da işte gençlerimizin spor yapabilmesi için Abdi İpekçi spor salonunun inşasını da yürütüyoruz. Bu manada hep kulüplerimizin yanında olmuş, destek vermiş bir kardeşinizim. Yani ne zaman bize Beşiktaş'ımız, Galatasaray'ımız, Fenerbahçe'miz gelse orada tesisleşme adına yapılması gereken buradaki projelerin gerçekleştirilmesi adına biz de elimizi taşın altına koyduk ki az önce kıymetli başkanımla da yapmış olduğumuz konuşmada inşallah 1 Nisan sabahı da Beşiktaş Spor Kulübümüzün tesisleşmesi, altyapı tesislerini güçlü bir şekilde kurabilmesi, orada yeni Sergen Yalçınlar, Metin Ali Feyyazların yetişebilmesi için de bu tesisleri kazandırmak için de biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyacağımızı bugünden sizlerin huzurunda da ifade etmek istiyorum. Biz hep sporun yanında olduk ve bu manada da olmaya devam edeceğiz. Beşiktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanı severim sözünü şiar edinmiş bir kulübümüzdür. Ve biz de bugün aynı duygularla gençlerimizin zeki, çevik, ahlaklı spor yapabilecek Türk gençliğinin yetişmesi alanında da elimizden gelen her şeyi yapmak durumundayız. Göreve geldiğimizde de her türlü desteği bu manada gençliğimize, İstanbul'umuza vereceğimizi de kıymetli başkanımıza ifade ettik. Tabii biz İstanbul'umuza baktığımızda birçok medeniyeti, kültürü birleştiren bir şehrimiz. Bu manada bizim amacımız bu medeniyetin, kültürün, sanatın içinde İstanbul'u bir spor şehri yapalım. Her mahallesinde gençlerimiz güvenle, huzurla spor yapabilsinler. İstanbullular her sabah ama Beşiktaş meydanında, ama Kadıköy sahilinde, ama
mahallelerin içerisinde kuracağımız spor tesislerinde aileleriyle birlikte huzur içerisinde yürüsünler, koşsunlar, spor yapsınlar. Ve buralardaki tesislerimizde, altyapı tesislerimizde, amatör spor kulüplerimizle büyük kulüplerimizi birleştirip o kardeşlik hukukunu mahalleye çekmek istiyoruz. Ve burada da yetiştireceğimiz gençler, evet spor kulüplerimizin marka değerleri çok büyük. Ama siz de takdir edersiniz ki bizim gençlerimizi, yeni Metin Ali Feyyazlarımızı, Sergen Yalçınlarımızı yetiştirmemiz gerekir. İşte bugün Semih kardeşimizi tüm Beşiktaş taraftarı maça gelecek diye sabırsızlıkla onu izlemek için eğer maça geliyorsa biz yeni Semihlerimizi sahaya sürmek durumundayız. Tabii ki bunları yetiştirebilmek için de biz belediye olarak her türlü sorumluluğu üstleneceğiz. Spor şehri yapacağız ve olimpiyat şehri olması adına da adımlarımızı atacağız. Kıymetli başkanım, aslında bir önceki olimpiyat adaylığımızda komitenin de başkanlığını ve buradaki sunumu gerçekleştiren başkanımız. Dolayısıyla onun bilgisi, tecrübesi bizim için çok değerli. İstanbul'un olimpiyat şehri olabilmesi adına da bu tesisleşmeyi yapıyor olacağız ve istiyoruz ki burada Avrupa şampiyonaları, olimpiyat oyunları, büyük spor organizasyonları yapılsın ki aynı zamanda bu tesisler spor turizmine de destek sağlamış olacak ki spora gelen turistimiz diğer turistimize oranla 3-4 kat daha fazla harcama yapıyor. Bu da doğrudan İstanbul'un üretimine, ticaretine, istihdamına katkı sunacaktır. Değerli basın mensuplarımız, tabii biz spor kulüplerimizle iç içe olacağız. Tüm kulüplerimiz bizim kardeşimiz, bu manada çözüm ortağımız olacak. Bilhassa üç büyük kulübümüz İstanbul'da, ama üç büyük kulübümüzün dışında Trabzonspor'umuz, efendim Kasımpaşa'mız, Başakşehir'imiz, Pendik Spor'umuz, efendim yine İstanbul'un Sarıyer'i, Zeytinburnu'su ki eski, değil mi başkanım, orada çok güzel hatıralar hala dün gibi gözümüzün önünde. O kulüplerimizi de canlandıracak anlayışı İstanbul'a yansıtıp burada gençlerimiz, kızlarımız, kadınlarımız sokakta güvenle spor yapacaklar. Sabahleyin işlerine gitmeden önce yürüyebilecekler, bisiklete binebilecekler, futbol oynayabilecekler, sahalarda antrenman yapabilecekler ki bu her mahallede olacak. Her mahallede istisnasız bu sahaları yapıp İstanbul'u bir spor şehri haline getirecek adımları atacağız. Ben kıymetli başkanıma, yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Bize göstermiş olduğu misafirperverlik için tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, yani başkanımızla Beşiktaş'ın menfaati, Beşiktaş Spor Kulübü'nün büyümesi, gelişmesi adına birçok konuyu istişare ettik. Tabii ki trafik çilesi sadece taraftarımızın değil, tüm İstanbulluların bugün yaşamış olduğu bir durum. Trafik sorununun çözümüne ilişkin gerekli adımları hızlı bir şekilde, acil eylem planları çerçevesinde atacağız. Beşiktaş taraftarı, maça gelen tüm kardeşlerimiz güven içerisinde, huzur içerisinde ve zamanında maça yetişebilecekler. Yani gelip burada saatlerce beklemek zorunda kalmayacaklar. Buna ilişkin de projelerimiz var.